Elimizde bir A matrisi var. N çarpı K'lik bir matris. Diyelim ki A herhangi bir N'ye K'lik matris değil sütunları lineer bağımsız olan NYK'lik bir matris. O zaman A1, A2 ve AK'ye kadar giden bütün bu sütunlar lineer bağımsız. Evet hepsi lineer bağımsız sütun vektörleri. Bunu yazalım. A'nın A1, A2 ve AK'ye kadar giden vektörleri lineer bağımsız vektörler. Peki bunun anlamı nedir? Bunun anlamı x1 çarpı a1 artı x2 çarpı a2 artı nokta nokta x kat çarpı a kat eşittir sıfır vektörü. İşleminin tek çözümünün buradaki bütün x'lerin sıfıra eşit olduğu çözüm olduğudur. Yani buradaki bütün x'ler sıfıra eşittir. Bu lineer bağımsızlık kavramının tanımıdır. Diğer bir şekilde şöyle yazabiliriz. A matrisi çarpı x1, x2, x kat vektörü eşittir. Sıfır vektörünün tek çözümü bütün x'lerin sıfıra eşit olduğu çözümdür. Sadece bu matristeki bütün bu x değerleri sıfıra eşit olduğunda bu eşitlik sağlanabilir. Aynı şeyi başka bir biçimde ifade etmiş olduk böylece. Bunu daha önce de görmüştük. Bir işlemin sıfır vektörüne eşit olduğu durumları. A çarpı X işleminin sıfır vektörüne eşit olması demek X'in sıfır vektörüne eşit olması demektir. Aynı şeyi şu şekilde de ifade edebiliriz. Ee, bu çıkarımı A'nın sütunlarının lineer bağımsız vektörler olduğunu bildiğimiz için yapabiliriz. Bunu bildiğimize göre ve A çarpı X'in tek çözümünün X eşittir 0 vektörü olduğunu bildiğimize göre A'nın sıfır uzayı eşittir 0 vektörü çıkarımını yapabiliriz. Ya da A'nın sıfır uzayının sadece sıfır vektöründen oluşan bir küme olduğu çıkarımını yapabiliriz. Bunların hepsi hatırlamak amaçlı. Şimdi, N'ye K. Matrisin boyutlarını bilmiyoruz. Kare matris olabilir, olmayabilir de. Yani A tersinir mi, değil mi ya da başka hangi matris özelliklerini taşıyor bilmiyoruz. Buna rağmen bakalım bu matrisi kullanarak tersinir bir matris elde edebilecek miyiz? Bakalım A'nın devri çarpı A bize ne verir? A, N'ye K'lik bir matris. A'nın devri ise K'ye N'lik bir matris. Bu durumda A'nın devri çarpı A, K'ye K'lik bir matris olur. Yani bir kare matris olur. Tersinir matris için güzel bir başlangıç noktası bu. O zaman bakalım gerçekten de bu tersinir mi? A hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz sütunlarının lineer bağımsız vektörler olduğu. Öyleyse A'nın devri çarpı A tersinir midir? Soru bu. Bir kare matrisin sütunları lineer bağımsız ise o matris tersinir bir matristir. Bunu videonun sonunda daha detaylı bir şekilde tekrar göstereceğiz ama özetle bu noktada şunu hatırlatmakta fayda var. Bir matrisin lineer bağımsız sütunları indirgenmiş basamak matris halindeki pivot sütunları ile bağlantılı. Buradaki gibi kye k'lik bir matrisin indirgenmiş basamak matris halinde k tane pivot sütunu vardır ve indirgenmiş basamak matris hali de kye k'lik bir matristir. Yani kare bir matristir ve kye k'lik olan ve k tane pivot sütunu olan tek bir matris var ve bu matris birim matris. kye k'lik birim matris. Ve bir matrisin indirgenmiş basamak matris hali birim matris ise söz konusu matris tersinir bir matristir. Bu detayı muhtemelen videonun sonuna bırakabilirdik ama bu noktada göstermenin de bir zararı yok. A'nın devriyi çarpı A'nın kare matris olduğunu zaten biliyoruz. A'nın sütunlarının lineer bağımsız olduğunu da biliyoruz. Bunlardan yola çıkarak A'nın devri çarpı A'nın sütunlarının lineer bağımsız olduğunu gösterebilirsek tersinir olduğunu kanıtlayabiliriz. Çünkü kare matris olması ve sütunlarının lineer bağımsız olması indirgenmiş basamak matris halinde yazdığımızda birim matrisi elde edeceğimiz anlamına gelir. Bu da A'nın devri çarpı A matrisinin tersinir bir matris olduğu anlamına gelecek. Bakalım bu yeni matrisin sütunlarının lineer bağımsız olduğunu kanıtlayabilecek miyiz? Diyelim ki elimizde bir v vektörü var. v vektörünün a'nın devri çarpı a matrisinin sıfır uzayının bir elemanı olduğunu varsayalım. Bu demektir ki a'nın devri çarpı a'yı v vektörü ile çarparsak sıfır vektörünü elde ederiz. Makul bir çıkarım, değil mi? Şimdi işlemin iki tarafını da v'nin devriği ile çarparsak ne elde ederiz? Buraya yazmaya devam edebiliriz. v'nin devriğini işlemin sol tarafı ile çarpıyoruz. Sonra da sağ tarafı ile çarpıyoruz. Bu çarpımı matris vektör çarpımı olarak ele alabiliriz. Ya da genel olarak satır vektörü çarpı sütun vektörü biçimindeki işlemler esasen söz konusu olan iki vektörün iç çarpımıdır. Yani denklemin sağ tarafı herhangi bir vektör ile sıfır vektörünün çarpımı sıfır vektörüne eşit olur. Peki denklemin sağ tarafı ne olur? Buna benzer bir örnek daha önce görmüştük. Bir vektörün devri varsa elimizde ve bir satır vektörü ise bu vektörü bir matris olarak değerlendirebiliriz değil mi? V'nin K'ye birlik bir matris olduğunu varsayalım. V'nin devriği 1'e K'lik bir matristir. Bunu daha önce birçok kez gördük. Bu durumda V'nin devriği çarpı A'nın devriği eşittir. A ve V'nin çarpımının devriği. Çarpımda eşitliğin sağında matrislerin sırasını değiştiriyoruz. Parantez içinde ikisinin çarpımını alıyoruz ve bu çarpımın devriğini alıyoruz. Buna tersten bakarsak iki matrisin çarpımının devri eşittir. Matrislerin yer değiştirilerek birer birer devrinin alınıp çarpılmasıdır. Bunu hatırladığımıza göre denklemi yeniden yazabiliriz. Burası a çarpı v vektörünün devri çarpı a çarpı v vektörü olur ve bu da eşittir sıfır vektörü. Peki bu ne demek? Evet bu tam olarak ne demek? Eğer bir vektörün devriğini alırsak diyelim ki parantez içindeki bu ifade bir vektör çünkü hatırlarsak bir matris ve bir vektörün çarpımını aldığımızda bir vektör elde ediyorduk. Yani buradaki vektörün diyelim ki y vektörünün devriğini alırsak ve vektörün kendisiyle çarparsak bunu daha önce de görmüştük. Bu çarpım eşittir y ve y'nin iç çarpımı. Bu iki ifade birbirine eşittir. Bu durumda buradaki ifade esasen a çarpı v ve a çarpı v'nin iç çarpımına eşittir. Peki eşitliğin sağ tarafı neye eşittir? Eşitliğin sağ tarafı sıfıra eşittir. İzin verirseniz burada bir düzeltme yapmak istiyorum. V'nin devri ile sıfır vektörünü çarptığımda V'nin devrinin k tane elemanı vardır. Aynı şekilde sıfır vektörünün de k tane elemanı vardır. İkisinin çarpımını almak bu durumda iç çarpımlarını bulmakla aynı şey. V ve sıfır vektörünün iç çarpımı bu iç çarpım eşittir v vektörü ve sıfır vektörü ki sıfır vektörü eşittir skaler sıfır. Bu durumda denklemin sağ tarafı skaler sıfıra eşit olur. Başka türlü mantıklı olmazdı zaten. O zaman denklemin sağ tarafı sıfır vektörü ile v'nin devriğinin çarpımı eşittir sıfır sayısı olur. Sıfır vektörü değil. O zaman buradaki A çarpı V çarpı A çarpı V eşittir 0 olur. Başka bir ifadeyle A çarpı V çarpı A çarpı V'nin boyutu ya da uzunluğu eşittir 0. Bu demektir ki A çarpı V'nin kendisi 0'a eşit olmak zorunda. Uzunluğu sıfır olan tek vektör sıfır vektörüdür. O zaman a çarpı v, şurada bir renk değiştireyim, a çarpı v eşittir sıfır. Uzunluğu sıfır olduğuna göre bu vektör sıfır olmak zorunda. Bu alıştırmaya başlarken v, a'nın devri çarpı a'nın sıfır uzayının elemanı demiştik ve ve ee, A'nın devri çarpı A'nın sıfır uzayında tanımlı herhangi bir eleman. Evet, bu varsayım aynı zamanda V'nin A'nın sıfır uzayında tanımlı herhangi bir eleman olabileceği anlamına da gelir. Bunu yazalım. Eğer V elemanıdır A'nın devri çarpı A'nın sıfır uzayı ise V elemanıdır A'nın sıfır uzayı. Şimdi. A'nın sütunları lineer bağımsız vektörler olduğuna göre A'nın sıfır uzayında sadece bir vektör vardır ve bu vektör de sıfır vektörüdür. Yani eğer V elemanıdır A'nın devriyi çarpı A'nın sıfır uzayı ise ve aynı zamanda V elemanıdır A'nın sıfır uzayı ise V'nin alabileceği tek bir çözüm değeri vardır. V vektörü bu şartlar altında sıfır vektörüne eşit olmak zorunda. Başka bir ifadeyle A'nın devri çarpı A sıfır uzayında tanımlı herhangi bir vektörü sıfır vektörüne eşit olmak zorunda ya da A'nın devri çarpı A sıfır uzayı eşittir A'nın sıfır uzayı ve bu da eşittir şuradaki sıfır vektörü Peki, bunun bizim için anlamı ne? Bunun anlamı A'nın devri çarpı A çarpı herhangi bir X vektörü eşittir 0 eşitliğinin tek çözümü X eşittir 0 vektörüdür, değil mi? Çünkü A'nın devri çarpı A'nın 0 uzayı eşittir A'nın 0 uzayı ve bu uzayın tek elemanı da 0 vektörü. 0 uzayı esasen bu eşitliğin çözüm kümesi ve eğer 0 uzayının tek çözümü bu ise, A'nın devri çarpı A'nın sütunları lineer bağımsızdır. Bu uzayın sütunlarının tüm bileşimleri X elemanlarının boyutları kullanılarak elde edilebilir. Bunu şurada daha önceden yapmıştık. Aynı argümanı kullanmıştık. A'nın devriyi çarpı A'nın sütunlarının lineer bağımsız olduğunu biliyoruz ve A'nın devriyi çarpı A tanım gereği bir kare matris olduğunu biliyoruz. Bunlardan şu çıkarımı yapabiliriz. A'nın devriyi çarpı A'nın indirgenmiş basamak matris hali eşittir. K'ye K'lik Birim matris bu demektir ki A'nın devri çarpı A tersinir bir matristir. Evet, gayet hoş bir çıkarım. Lineer bağımsız sütunlardan oluşan bir matrisle başladık. Yani herhangi bir matris değildi, orijinal bir matristi bu sütunları lineer bağımsız olması şartıyla boyutları herhangi bir değerde olabilirdi. Kare matris olmak zorunda değildi. Çünkü A'nın devri ve A'yı çarptığımızda zaten kare matris elde ediyoruz. Bu alıştırma sayesinde öğrendik ki A'nın devri çarpı A bir kare matris ve sütunları lineer bağımsız. O zaman bu matris tersinir bir matristir.